İlla münafık beyinül nifak züşşeybe fil İslam vel imamül muksit ve muallimül hayr sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtialdar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersini dinler kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinden emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eyme hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müslüminin bu civarlarda metfunlan evliya ulema sulaha şöyle münatın tüm geçmişlerimizin ervah için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Selasetün Resul-i Müştaba Efendimiz buyuruyor. Selasetün üç kişi vardır ki la yestahiffu bi hakkihim, onların hakkını kimse hafiye almaz, hor görmez, ancak illa münafikun beyinün nifak, apaçık münafıklık yapan münafık bu üç kişiyi yaptıklarını hor görebilir, önemsemeyebilir. Münafıklar yapar bunu. Kimdir bunlar? Züşşeybe fil İslam. Müslümanlıkta ihtiyarlamış, saçı sakalı ağarmış olan müminleri ancak münafıklar hor görür, değersiz görür. Evet, iman ve İslam'da ihtiyarlamış, saçı sakalı ağarmış olanları ancak apaçık münafık olanlar hor görebilir. Onların hakkını yani bırak değil, bu salağı, bu ihtiyarı diyebilir. Saygı duymaz, onları tevkir etmez. Birisi bu. Demek ki mümin, Müslüman, erkek, kadın, yaşlılara saygı duyacağız. İmanın gereğidir bu. İhtiyarların piri de Nuh Aleyhisselam'dır. Evet. Marangozlarınki İdris Aleyhisselam, biliyorsunuz. İhtiyarların piri Nuh Aleyhisselam'dır. 1450 sene yaşamış. 950 sene peygamberlik yapmış. Evet, kim Müslüman, mümin, ihtiyar erkek kadınlara saygı duyarsa Nuh Aleyhisselam'a hizmet etmiş gibi ecir alır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle ihtiyarlara saygı duymayan, onların hakkını vermeyen de ancak münafıktır. Münafıklar ancak onlara değersiz gelir. Bırak şu dediğini bilmez herife filan diye. Onlar hor görür. Münafık. Açık münafıktır bu diyor. Güzel peygamber. Bir bu. İki. Saygı duyulacak adam. Birisi bu. Vel imamül nuksit. Müminlerin başına idareci olmuş. Evet. Son derece adaletli hareket ediyor. Kılı kırk yarıyor. Gerekli kanun maddelerini uygularken asla taraf tutmuyor. O adalet kılıcı kimi keserse kessin hiç sapıtmıyor. Adaleti tam uyguluyor. Yerinde iş yapıyor. Allah'ın emirlerine uyguluyor. Böyle bir imam, adil imam. Tabii bu en baştan en küçüğe kadar olabilir. Evet, bildiğimiz imam da tabii imamdır. Camilerde imamlık yapanlar da hakkını veriyorsa imamlığın bu saygıya layıktır. Onları sakalına sarına filan diye küfreden, saygı duymayan görüyorsunuz. Münafıktır diyor peygamber. Ben aktarıyorum. Bana kızmak yok. Müslüman
ihtiyar kişiye, saygı duymayan, adaletli, hakkı üzere görevini yapan imama, önder, önüne geçen, müminlerin işini göre veren idareciye saygı duymayan ancak illa münafık, münafıktır. Beyinün nifak, hem bu apaçık münafıktır diyor. Peygamber söylüyor. İkincisi bu. Üçüncüsü ve muallimül hayr. Şer'i hayırları öğreten kimseye saygı duymayan da münafıktır. Onun yaptığı işi bırak ya şu filan diyen, onları tahkir eden de münafıktır. Hayır Allah'ın murad ettiğidir. İradeyle emrettiği şeydir. İslam'ın emrettiği şeydir. Bunlar hayırdır. Allah'ın Kur'an'ında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde, sahabenin icmaında, müçtehitlerin içtihadında, yani şeriat deniyor bunların hepsine. Şeriatta uygun olan şeyler hayırdır. Bu hayırları öğreten adamı saygıyla anmak, ona saygıyla bakmak gerekir. Gıpta etmek gerekir. Hakkını yememek gerekir. Kim onları küçük görürse, onları hor görürse, o da apaçık münafıktır. İlla münafıkın beynün nifak. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yine başka bir hadis-i şerifte bu üç kişiye ilaveten Tabarani'nin Ebu Umame el-Bahili'den naklettiği hadiste şunlar da var. Bu üç kişiye ilaveten evet zül ilim, ilim sahibi. Tabii yalnız şeriat ilmi değil. O başta ama doktor müminlere, insanlara hizmet ediyor. Sahtekarlık yapmıyor. Sağlam adıma çürük rapor vermiyor. Görevini insana hizmet için o aşkla yapıyor. Kesinlikle yanlış iş yapmıyor. Mühendis. Yani bu binanın yıkılması lazım ama hatırlı adam var. Böyle değil. İlmin gereğini yapıyor. O da ilme hizmet eder. Doktor da böyle, mühendis de böyle. Hangi sahada olursa olsun insanlara hizmet ediyor. İnsanlara saygı duyuyor. Böyle bu maksatla onlar da buraya gelir. Onların ilmini bilenlere de saygı duyacak. Sadece şeriat ilimlerini bilenler değil. Öyle ya şu kumaşı dokunmasalar, terzi dikmese ben sizin karşınıza çıkamam. Ayıplarımı bunları da örtüyorum. Ne güzel hizmet. Fırıncı ekmeği eken diken yemese acından nasıl çalışırım? O da insanlara hizmet. Her sahada böyle ama adam bunu yapan adam Allah'ın adamı olacak, mümin olacak. İnsanlara hizmet aşkıyla, niyetiyle bunu yapacak. Yaptığı şeylerde dinin emirlerine uyacak. Onlar da aynıdır. Bu ilimleri bilenlere saygı göstereceksin. Onu, o hadiste o da var. O da var. Ebu Hureyre'den nakledilen şeyde de bu konuda şu hadis-i şerif var. La yuvessa'ul meclis. Bir yerde oturuyorsunuz. Oda dolu. Adam gelmiş arkada kapının dışında kalacak. Keşke erken gelseydi. Tamam da şu adamlara yer verilir diyor Peygamberimiz. Buyur yerimi sana veriyorum. İkram edilir. Meclis üç kişiye genişletilir. Lizi ilmin li ilmihi. İlim sahibi adama ilminden dolayı, ilmine hürmeten buyur gel yerime otur denir. Ayağa kalkılır. Yer verilir. Veledi sultanin li sultanihi. Devlet adamı, idareci başında, en başından küçüğüne doğru. Buna da insanlara hizmet ettiği için, insanların işini gördüğü için bundan dolayı yer verilir. Buyur geç denir. Üçüncüsü de velizi sinnin lisinnihi. Yaşlı adam, yaşlı adam, buna da buyur geç diye mecliste yer verilir. Yaşlılara saygı güzel Peygamberimizin sünnetidir.
Evet, maşallah bizim milletimizden bazıları da yapıyorlar. Tramvaya biniyor, neyse metroya biniyor. Yaşlı kadınlar biniyor, çocuğu emzikli, yavrusu var. Yaşlı biniyor, kafasını pencereden sokağa bakıyor. Sanki daldırmış, farkında değil, numarası yapıyor. Görüp dur halbuki bindiğini. Bu gar, bu işte, şimdi ben ağzımı bozmayayım yani. Bu adam iyi bir adam değil. Bu delikanlı iyi bir delikanlı değil. Çünkü yaşlılar da yapıyor bunu. Gençler de yapıyor. Yapmayanlar sözüm yok. Aha, yaşlı adam geldi mi, buyur deyip koltuğunu verecek. Evet, öyle diyor. Mecliste yer açılır diyor. Peygamberin sünneti ya bu. Cevat Hoca'nın sana söylediği bir şey değil. Efendimizin emri bu. Delikanlı, genç adam. Ayakta duramıyor zavallı, titreyip durur. Belli ki iki bükülüm. Yüzünde çocuğu var. Aha, yer ver diyor, yer ver, saygı duy. Evet, İslam ne kadar güzel din görüyorsunuz. Bu insanlık gereği böyledir. Zaten İslam da insanlık dinidir. Bu hadiste de öyle. Alime ilminden dolayı, idareciye idare ettiğinden dolayı, yaşlı adama da yaşından dolayı, sadece yaşlı olsa bile yer verilir. Buyur, sen otur buraya denir. Evet. Gene Ka'b bin Ahbar'dan radıyallahu anh'dan bir hadiste kâle necidü fî kitâbillâhi aleyna en nüvessiyâ fil meclis. Biz Kur'an-ı Kerim'de şunu görmüşüzdür. Bir mecliste lidi şeybe el müslim, ihtiyar Müslümana yer verilir. Esasını görmüşüz, bulmuşuzdur. Kur'an'da bu esas vardır diyor Ka'b-ı Ahbar. Evet, vel imamul adil, adaletli idareci, Allah'ın emirlerini uyguluyor, halkın dirliğini, düzenini sağlıyor, gece gündüz gayret ediyor. Aha, bu idareciye, bu idareciye mecliste yer verilir, saygı duyulur. Velidil Kur'an'ı, hafız, bülbül gibi Kur'an okuyor. Hafız olmuş, sonra oku bakayım, unuttum hocam, bu değil. Vızı kalmış, hafızı gitmiş, bu değil. Hafız unutmuyor, Kur'an'la ezberlediği gibi Kur'an hükümlerine uyuyor. Aha, Kur'an'dan dolayı hafıza saygı doyuyor. Ben, Allah geçmişlerimize rahmet eylesin, dedemin kitaplarını toprakların arasından çıkardım. 4 sene uğraştım. Medreseler kapandığı zaman son dedem demiş, şimdi jandarmalar gelecek, kitapları yırtacaklar, çiğneyecekler. Hakaret göreceğine demiş, kuyu kazdırmış, tedbir almışlar. Kuyuyu defnetmiş ağlaya ağlaya. Ben o kitapları buldum, çıkardım. Evet. Şimdi İslam dininin esaslarını anlatan hususlar hep Kur'an'da var, kitaplarda var ama bazısı görmez. Dedem diyor ki, hafızlara tazim edin diyor. Ölüşüyor mu olur dedim ben. Ben de gencim ya. Yani bunu söylediğim 40 sene evvel. Gençken. Ölüşüyor olur ya dedim. Ne biçim hocaymış dedem ya dedim. Tazim Allah'a olur. Gördüğümüz şeyler bunlar. Ha, sonra öğrendim ki adam kaşına gözüne değil, İçinde Kur'an var ya, hafızı Kur'an ya, onun için Allah kelamına saygı duyuyorsun, onun kaşına gözüne değil, hafızları tazim edin diyor. Vasiyet yazmış, orada gördüm. Jeton sonra düştü yani. İlkin ama böyle kafamda şeyler, dedim ne biçim bu vasiyet yahu. Evet, burada da görüyorsunuz hadis. Evet, hafızı Kur'an, Kur'an'ı bilen ilim sahiplerine bundan dolayı saygı duyulur, mecliste yer açılır, buyur denir. Biz onlara, bak burada da söylüyor, ve nuazzimuhum, Ka'b-ül Ahbar söylüyor, onlara tazim ederiz. Onları tazim ederiz.
Allah'ın kelamı kalbinde olduğu için ve nuvakkiruhum, onlara saygı duyarız. Ve nuşerrifim, onları aramızda en şerefli adam görürüz. Onlara değer veririz diyor. Kâb-ül Ahbar sahabiden, Allah onlardan razı olsun. Evet, şimdi biz de aile reisi olarak sorumluyuz. Oğlumuza, kızımıza, hanımımıza, kardeşimize, arkadaşımıza şurada burada münasebet düştükçe bunu anlatacağız. Arabayı binip de camdan bakıyor kalkmamak için. Ya fark etmiyor bindiğini. Halbuki görüp duruyor, görmez mi? Aa, bu yanlış. Müslümanlıkta bu yok. İnsanlık var. İnsanlık da işte yaşlılara, ilim sahiplerine, idarecilere, Kur'an hafızlarına yer ver diyor. Kalk. Evet. Yer ver diyor. Efendimiz söylüyor bunu. Evet. Bu konuda da tabii bunları yapmayan, yukarıda da söyledik, münafıktır diyor. Peygamber sözü bu. Evet efendim. Hazreti Cabir'den de böyle, evet, birçok sahabilerden böyle, Allah'ın ilmine sahip olduğu için, Allah'ın İslam'da yaşlandırdığı yaşlı, aciz, aha bunlara yardım edeceksin, saygı duyacaksın, yer vereceksin, bu dinimizin emirlerindendir. Selasetün la yanzurullahu ileyhim yevmel kıyame. Üç kişi vardır, Allah onlara rahmet nazarıyla bakmaz, lütfetmez, affetmez, keremkarlık yapmaz, ihsanda bulunmaz, üç kişiye dönüp bakmaz. Kıyamet gününde, ki o müthiş günde felaket, bir korkunç gün. O günde herkes, öyle diyor Peygamberimiz, anasından doğan çocuk anında saçlara ağırır diyor. O kadar dehşetli gün. Öyle sıkıntılı günde Allah'ın sıkıntıya uğratmayacağı, korku yaşatmayacağı güzel insanlar var. Böyle işte bunları yaparsanız, yukarıdan anlattık, Allah da size de orada korku vermez. Ama şunlara şimdi sayacaklarımıza dönüp bakmaz bile. Ne haliniz varsa görün. Kimdir bunlar? Böyle yüzekihim, onları günahlarından temizlemez. Dünyada işledikleri pisliklerden temizlemez onları. Ne haliniz varsa görürsün der. Kim bunlar? Böyle hem adabın öleyim, onlara elem verici bir azap da vardır. O mahşer sıkıntılarında uğradıkları gibi bir de cehennemde azap vardır. Kim onlar? Evet. Evet. Muallimül kitab yükellifül yetime mâ lâ yutîkû. Evet. Yetimi oku diyor. Anası babası yok. Dinin imanı anası babası yok. Kim öğretecek buna dinin emirlerini? Onu okutuyor. Kur'an'ı öğretiyor. Dinin diyanını öğretiyor. Ama mâ lâ yutîkû, gücünün üstünde ağır yük yüklüyor onu, eziyor. Allah bu yetimi ezen, bu genç, ufacık gücü yok. Aha, bunu ezen bu adama da iyi yapıyorsun ama eziyorsun. Buna da dönüp bakmaz. Yetimi ezen kimse, ki haindir bu. Evet, yetimi azarlama. Peygamberimize bile söylemiş. Yetimi azarlama diye. Ve duha ve leyli izâ secâ mâ vettâke rabbike ve mâ kalâ ve lel âkhirin hayrun leke minel vûlâ ve le sevfî yutîke rabbike fe'emmel yetîmi felâ takhar. Yetimi azarlama Habibim. Ona sert davranma Habibim. Ona hitap, hepimize hitap. Böyle iş yapıyor ama eziyor onu. Ezeti diyor ona, eziyor. Gücünün üstünde şeyle yükleyerek eziyor. Onun gücünü yetiremeyecek şeyle onu yükleyen adama Allah dönüp bakmaz. Evet. Ve sâilün yes'elu ve huve müstâgnin anis süel. Adamın parası var. Gidip piyasada dilencilik yapıyor. İhtiyacı yok.
ihtiyacı olmadığı halde açlıktan ölecek falan bile değil. Buna rağmen dileniyor. Çalışmak zor. Öyle dilenerek bedavada para kazanmıyor. Ona alışmış. Dilenmek. Bu adama da Allah dönüp bakmaz. Onlar günahlarından temizlenmez. Ne halin varsa gör der. Bir bak bunu hocam yahu. Bir de öldürüyor, bir de dükkanını soyuyor. Kendi azap veriyor. Onu sen ne düşün? Sadece dilenen, ihtiyacı yokken dilenen adama Allah dönüp bakmaz. Dikkat! Kim dilenebilir? Kim dilenemez dinde? Men kâne kûtu yevmihi. Evet. Yuhramu aleyhi sual. Bir günlük yiyeceği olan adam dilenemez. Hiçbir şey yok. Evinde yiyecek hiçbir şey yok. Eyvallah. Dilencilmek şerefsizliktir. Zillettir. Müslümana zillet yakışmaz, izzet yakışır. Ama aç kalmışsa eyvallah. Sözümüz yok. Zararı yok. Öyle değil. Apartmanı çıkıyor, polis yakalıyor. Apartmanı var. Dükkanı, mağazası var. Karakteri bozuk, cibilliyeti bozuk. İşte böyle ihtiyacı bir günlük giyeceği olduğu halde dilenmek haramdır. Ve bu adama Allah dönüp bakmaz. Rahmet nazarıyla bakmaz. Günahlarını affetmez. Gene Beyhaki Ebu Hureyre'den selasün alem ennehünne hakkun ma afa am imra an mazlumetin illa zâdehullâhu teâlâ bihe izzâ. Evet, üç kişi de vardır. Ben onları iyi biliyorum. Allah'ın o kimseleri affetmesi haktır. Hakkun haktır. Aslında mecburdur diyecek ama Allah hiçbir şeye mecbur değildir. Bunu maksadı ifadeyi kuvvetlendirmek için söylemek bile caiz değil. Vücub alallah, Allah hiçbir şey yapmaya mecbur değildir. Ehl-i sünnet inancı budur. Kesinlikle Allah hiçbir şey mecbur değil. Dilediğini dilediği şekilde yapar. İnancımız böyle. Yani bu adama Allah'ın bakması mecburidir aslında diyecek. Onu demiyor. Hakkın diyor, haktır diyor. Evet, kim onlar? Kendine zulmedilmiş. Davacı olmuyor. Affediyorum diyor. Kendine zulmedilmiş. Davacı olmuyor. Affediyor. Evet. Zâdehullâhu teâlâ bihâ izzâ. Hakkına yedikleri halde, zulmettikleri halde davacı olmamış. Hasbunallah ve ni'mel vekil demiş. Bundan dolayı Allah onu aziz eder. Evet, babam hocaymış. Allah geçmişimizi rahmet etsin. Ömer Nasuh Bilmen hocayla, o da arkadaşı babam. Ben görmedim ama kitaplarını biliyorum, icazetlerini görüyorum. Hiç maaş almadan ömrü boyu molla okutmuş, maaş almamış. Çiftçilik yaparak geçimini sağlıyormuş. Ekin ekiyormuş, şimdi camide tabii işkicilere yükleniyor. Kumarcılara yükleniyor. Dini emirlerini söylüyor. Onun için böyle eşkıya tabiatlı olan adamlar var. Şimdi devletimiz emniyeti sağlıyor. Bir zaman öyle var mıydı? Yani devletimizin ilk kurulduğu harpten çıkmışız. Doğru dürüst bekçi yok, jandarma yok, şey yok, düzen yok. Eşkıyalığa böyle. Babam da vaaz ediyormuş, ekin ekiyormuş. Ondan sonra gidiyor. Kibrit yakıyorlarmış 5-6 kişi. Babam tek başına oya gidiyor. Yakıyorlarmış, karşı geçip ne diyecek bakalım diye bir şey dese 5-6 kişi onlar. O tek kişi, silah yok, bir şey yok. Hiçbir şey demiyormuş. Allah belalasın versin filan da demiyormuş. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ha ha ha. Hi hi hi. Bunları biliyor da onun için kazanıyor yani. Kazanıyor yani. Evet, böyle kendine zulmedildiği halde davacı olmayanı Allah aziz eder. Aziz eder diyor peygamber.
büyük bir evliya mağarada yaşıyormuş. Yine tekrar ediyordum bazen ama yeri geldiği için söylüyorum. Güzel adam, herkes saygı duyuyor. Bir tane de işte böyle, şimdi de var ya, Allah'a peygamber küfrediyor, ne yani diyor filan diyor. Öyle adamlar var ya, öyle adamlar, birisi de gitmiş senin ananı, avradını, kaşını, gözünü, karını, kızını basmış küfrü. Yorulunca kadar sövmüş adama. Adam demiş, Allah senden razı olsun oğlum demiş, teşekkür ederim. Oğlu demiş, ben senin karına kızına varınca kadar sövdüm demiş. Bana ne teşekkür ediyorsun demiş. İhtiyar. Oğlum demiş, sen bana eziyet ettin, zulmettin. Hakkın yok sövmeye. Ama ben sabrettim, derecem arttı demiş. Bana iyilik sebep oldun demiş. Sana teşekkür borçluyum. Yapabilir misin bunu? Hay senin dedi. Evet, peygamberimiz de böyleydi. Her şeyi yaptılar. Mekke'yi fethetti, Kabe'nin kapısını ayağını mübarek koydu. Etrafı asker çevrili, ortadalar hepsi. İyyar, öyle diyorlar da, bir yakalasaydık gözünü oya oya, dırnağı söke söke işkenceyle öldürecektik. Müslümanları da, peygamberi de ele geçirdi. Neyi bekliyorsunuz? Biz sana her şeyi yaptık, her şeyi hak ettik ama sen eskiden beri Muhammedül Emin'sin, güzel adamsın. Yağ çekiyorlar. Müslüman olursanız sizi affetsin filan şartı yok. Serbestsiniz, gidiniz buyurmuş bak. Demişler, ya biz ne yaptık bu adama, neler yaptık. Buna rağmen bize hiçbir şey yapmıyor. O da insan. Kuyruğa girmişler Müslüman olmuyor. Evet, böyle çok var. Çok var. Büyük adamlardan. Ama biz tabii, bunlar yapmak zor bir iş. Sana söven adama sağ ol abi, teşekkür ederim. Nasıl diyeceksin ya? Dersen Allah aziz ederdi. Bak. Allah seni aziz ederdi ya. Peygamber gibi kadar aziz olan var mı? Evet. Efendimiz öyle söylüyor. Sana zulmetmişler, affediyorsun. Davacı olmuyorsun. Aynı İbrahim Aleyhisselam gibi. Ateşe atıyorlar. Mancının önüne koymuşlar. Hemen Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Emret demiş, her şeyi yapacağım, Allah gönderdi beni sana. Hayır demiş, hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana kafidir, Allah beni biliyor, şikayetçi değilim. Evet, bu büyük insanlık. Onu diyor işte, kendine zulmedenleri affederse Allah onu aziz eder. Beş vakit namazda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin Vala el İbrahim'e, değil mi? İbrahim'e deyip duruyoruz. Biz gördük onu. Allah aziz etti bak. Aziz eder, aziz eder. Ve ma fataha raculun ala nefsihi baba mes'eletin yebtev biha kesetül illa zâdehullahu teâlâ biha fakra. Ha, bu böyle de. Bir de çalışmak zor. Dilencilik daha kolay. Abi, diyorum, apartman yapmış adam, polisin yakaladığı öyle adamlar var. Malı mülkü var, yine de dileniyor. Kim diyor, ihtiyacı olmadığı halde, bir günlük yiyici olan dilenemez dedik, okuduk. İhtiyacı olmadığı halde dilenci kapısını açarsa Allah'ın da o adama fakirlik kapısını açması haktır. Yo hocam, apartman var dedin. Sonuna bak, sonuna. Sonuna bak. Biz öyle gürleyenleri çok gördük. Her şeyi ben hakimim falan diye. Ben takip ediyorum bunları. Bir baktım son anlarında çaput gibi ağlıyor durmadan. Beni kurtarın ya. Hani sen bir zaman dünya asıp kesiyordun ya. Öyle güçlü kendini, öyle makamlarda olan adamları da gördük biz. Evet. İhtiyacı olmadığı halde dilenen adama da Allah fakirliği, rezilliği artırır, verir. Evet. Ha, böyle değil. Ve ma fataha raculun ala nefsihi baban sadakatin yebtagi biha veşhallahu teala illa zadehullahu biha kesra. Çalışıyor adam gece gündüz. Kazanmış,
çok zor kazanmış, bayağı varlık edinmiş. Allah'ın izniyle cami yaptıracağım. Şu mahallenin, şu köyün suyu yok, su indireceğim. Şu çocuklar çok zeki ama okuyamıyor, onları okutacağım. Böyle her gün bakıyor, ekmeği olmayan, sırtında güzel ceketi olmayan, giyecek şey bulmayan, onlara bakıyor, sadaka kapısını açıyor. Bu maksatla çalışıyor, zenginlik istiyor, bunun için zengin mi olmuş? Evet, Allah Celle Celaluhu diyor, böyle adama da evet daha çok verir, daha çok mal mülk sahibi var. Evet, hikayeler çok. Adam şimdi sofraya oturuyormuş, çok zengin. Ama ne kadar fakir fukara varsa hepsini doyuruyormuş. Yani bir gün değil, hep böyle özel memurları varmış. Kimin ihtiyacı var gönderiyormuş ona. Borçlusuna, harçlısına, çok zengin. Yemek yerken de yerken ekmek kırıkları düşüyormuş. Onları bir bir aklıyormuş. Biz ne diyoruz? Çocuk aldı mı? Atma hanımefendi. O ekmek kırıklarını toplarsan, şimdi o adam böyle yapıyor ya, çok zengin, o kadar zengin, Allah daha çok veriyormuş, sadaka veriyor, parasını sadaka veriyor. Sofraya ekmek kırıklarını da böyle tek tek aklıyormuş çiğnenmesin diye, nimete saygı duyuyor. Allah daha çok veriyormuş. Ya Rabbi, idarede nacizim yeter gari diyormuş. Bu kadar çok mal istemiyorum ama yine böyle. Hoca efendi demiş ki, böyle hadis var. Efendi, sen bu ekmek kırıklarını böyle topladığı sürece zenginliğin kat kat artacak. Ama bunları hakaret edersen, hani bırak ya, yenir mi ya, bu yere düşmüş falan dersen, o zaman bak hemen ters döner. Nasıl diyeyim demiş, Allah'ın nimeti böyle olur mu? E sen böyle nimete saygı duyarsan demiş, Allah sana daha çok. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ. Ayet bu. Vallahi billahi, Allah'ın nimetine şükrederseniz, vallahi billahi, hani size anlayasınız diyorum, le enne bu manaya geliyor Arapçada, mutlaka artıracağım. Allah'ın ayetidir bu. Biz ne yapıyoruz? Sofraya oturuyor, hemen ağzından düşünce çocuk sunuyor, at 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 at. Ekmek düşüyor, at at at. Bir yemeği at at at. Ondan sonra at çöpe. Evet. İstanbul'un çöp tenekelerindeki yemek, ekmek artıkları sudan milletini besliyormuş. Rakamla sabit. 30 milyon adam yatışıyor burada. Kayıtlı 15-16 milyon da, 10 milyon da gelip gidenlerle. Böyle müsriflikten, müsriflik sebebiyle sonra asgari ücret yetmiyor, maaş yetmiyor, yetmez beyefendi. Paranın bereketli olması için, açlık çekmemek için Allah'ın nimetine saygı duyacaksın. Kanun bu. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدْ. Elhamdülillah diyoruz işte hocam. Yok beyefendi, şükür o demek değil, o lafızda şükür. Nimeti üstüne basmamak. Vallahi Arafat'ı çıkıyoruz bu sene. Her sene görüyoruz da, yeminle söylüyorum. Bizim hacılar arabada gidiyor. Yolda yerken ekmeğin bir ısırmış, elinden düşmüş. Almamış onu. Herkes üstüne basıp geçiyor. Bak yemin ediyorum, bu sene gördüm. Evet, dayağı hak etmiyor mu bu millet? Neden Yahudi'yi sever mi Allah? Niye Suriye'yi böyle yaptırıyor, Irak'ı böyle? Hacı iyi seçilmiş mümin demek. Seçilmiş böyle yaparsa, ekmeği çiğnerse ne olur halimiz? Kabahati kendimizde aramalıyız. Evet, tüylerim diken diken olmuştur. Ekmekleri çiğneyerek geçti. Gidemiyorsun kalabalıktan arkadaş. Öyle ekmekleri çiğneye çiğneye Arafat'a gidiyor. Sevap kazanmıyor. Nasıl sevap kazanıyorsun sen? Hiç uğur diye bir şey yok. Evet, çöpler ekmekle, yemek artıklarıyla dolu. Adam olmayız. Adam olmayız. Tokat yeriz,
bereketsizlik sebebidir. Nimete saygı onu hor görmemektir. Esas şükür budur. Nimeti yerinde kullanacaksın. Horladığın anda elinden alır Allah. Maaşın yetmez işte. Ne verseler yetmez. Maalesef bu bilinç, şuur İslam aliminde yok, bizde de yok. Şimdi otele gidiyoruz. Haç'ta. 5 yıldızlı otel. Açık büfe. Alıyor. Türkler de öyle. Başka yerlerden de mahsus bakıyorum ben. Alıyor böyle. Koyuyor önüne. Ulan midem bu da şey alır mı? Açık büfe ya. Bir tane alıyor, kalktırıyor. Bir tane alıyor, kalktırıyor. Ben de bakıyorum ne yapacaklar bakalım. Ondan sonra görevli geliyor, alıyor onu, çöp tenekesine döküyor. Dedim, taale gel. Gel ahi, gel. Dedim, bu israf değil mi? Haram değil mi? Bu etleri, yemekleri neden atıyorsunuz? Hacı dedi, bak orada dedi, 3 taneden var dedi. Evet dedim, onlar dedi, beni kontrole geldiler dedi. Uluslararası kural varmış. Yemek artığını bir daha veremezmişsin. Onu atman lazımmış. Uluslararası kuralmış bu. Hani uçakta da ayata kuralları var ya onun gibi. Eğer ben bunu yapmazsam benim yıldızımı sökerler dedi. Ona gelmiş bundan dedi. Mecburum dedi. Sen dedin doğru da. böyle olsa da Allah'ın nimetini çöpe atarsan Allah senin nimetini ne yapar? Elinden alır. Onun için yapmıyor, yetmiyor diyor. Gelen hacıları gazıklamaya kalkıyor. Borcunu ödeyemiyor, bilmem ne diyor. Aynı memleketimizde de böyle. Yatmıyor, çocuklarımı besleyemiyorum. İstediğim yapamazsın. Çünkü sen ekmeği yere atıyorsun, üstüne de basıyorsun. Yemeği çöküyorsun çöp tenekene. Yiyemiyorsan niye atıyorsun? Bir hayvana ver bari, bir fakir fukarayı ver bari. Niye çöpe atıyorsun? Bu yaparsan öyle, elinden alır işte. Yetmez, bereketsizlik sebep olur. Ondan sonra borçtan kurtulamıyorum, hiç müşteri gelmiyor, malımı satamıyorum. Gelmez. Sen böyle oldukça Allah'ın nimetini hor görürsen gelmez. Gelse de parayı gene yetiremezsin. Evet, yetiremezsin. Peygamber yalan söylemez. Evet, bunları kulağımıza küpe edeceğiz ve hayatımıza uygulayacağız. Zararı hepimize gelir çünkü. Bela umumidir. Sadece o adama gelmez. Neden? Biz küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne alil münker. Ayet bu. Bütün insanlığa hayrı emretmek, yanlışları önlemek için yaratılmış bir ümmeti Muhammediz. Öyle ayet bu. Hadis ne diyor? Bak saygı duy diyor. İhtiyara saygı duyuyor. Şuna saygı duyuyor. Dilenme diyor. İşte ekmeğe saygı duyuyor. Böyle yapmazsan sen aynı zaman ümmeti de olamazsın. Bunun markası var bak. Bizim markamız ahir zaman ümmeti markası, iyiliği emreder, kötülüğü önler. Ayet bu. Sen bunu yapmazsan bu etiketi alamazsın. Başına da her türlü bela gelir. Onu söylüyor güzel peygamberimiz. Evet, onu söylüyor, ona dikkatimizi çekiyor. Evet, dilenecek durumda olmazken dilenen adama Allah dönüp bakmaz. Dönüp bakmaz. Ve racülün kâde ânde sultani. Evet, devlet adamların yanında oturuyor. Yetekellümü yehviş sultan. Ne yaparsın? İsyavet buyurdunuz efendim. Çok güzel düşündünüz efendim. Saygılar sunarım efendim. Maşallah. Ne güzel idare ediyorsunuz. Ne muazzam yeteneğiniz var. Yağcı. Onun makamı yetkisi çok ya. Bir şey kapacak ondan. Aha, bu adama da Allah dönüp bakmaz. Rahmet nazarıyla bakmaz. Evet. Zembilli Alevendi. Benim camimin komşusu orada yatıyordu.
Şeyhülislam'dır. Yavuz Sultan Selim zamanında. Yavuz Selim de mesela Mısır'a giderken nasırlı adam. Resulullah Efendimiz ona rüyasında çölden geçir demiş askeri. Mısır'ı fethedecek Kahire'yi. Sina çölünden geç evladım demiş. Hemen Yavuz ona uymuş. Askeri çöle sürmüş. Hemen bu sadrazam diğer efendim demiş, böyle olur mu? Hiç tarihte Sina çölünü geçen adam yok. Hepsi susuzdan öldüler. Öyle bir ordu yok. Vurun bundan kellesini demiş hemen. Çünkü onlar da büyük adam. Koskoca alim. Şeyhülislam. Vurun bunu demiş. Çünkü asker de korkuyor. Çölde ölecek ya susuzluktan. Bir tane değil kaç bin kişi. Yavuz tek kişi. Tek kişi. Hepsi birleşse ne yapabilir Yavuz? Gevşek davransa yaparlar mı o işi? Vurun bunun kellesini demiş. Hiç korkmadan onlar kellele uçunca asker kuzu kuzu çöle girmişler. Bakın Yavuz böyle adam. Sert adam. Bir kelimeyle duman ediyor. Ona demiş ki hop hop. Yanlış yapıyorsun demiş. Şu iş yaptın yanlış. Hoca, hoca demiş. Sen hocalığına karış. Saltanat benim işim. Hayır demiş, benim hocalığım senin gibi zalimlere doğru söylemek için var. Evet, o zaman kafayı eğmiş, elini öpmüş, doğru söylüyorsun demiş. Öyle bir saltanat sahibi adam, böyle adam, evet, böyle adama kelle koltukta yanlış söylüyorsun. Demek kolay mı? İşte böyle adam olunuyor. Allah için canını hiç yasayıyor. Zembil Ali Efendi. Ondan sonra elini öpmüş. Tamam demiş. Senin dediğin olsun. Evet. Öyle mümin Allah'ın emirlerini hocası da, hacısı da, babası da, anası da Allah'ın emri bu. Kusura bakma kızım. Kusura bakma oğlum. Bu haram. Senin hatırına yapamam diyebilmeli. Böyle değil. Sevap buyurdunuz efendim. Çok güzel düşünmüşsünüz efendim. Halbuki zulüm. Yağcı. Aha. Allah bunlara da dönüp bakmaz. Asla dönüp bakmaz. Rahmet nazarıyla bakmaz. Böyle dedikçe de mesela söylese adam kendine gelecek. Durmadan yanlışa sapıyor. Bunun şey ettiği evet. Övgüde şey diyor. Medihde övgüde durmadan yer çekiyor. Evet, Hazreti Enes'ten, Allah ondan razı olsun, Buhari Müslim şartlarını söyleyen bir hadis-i şeriftir. Hakim Müttezik'ini almış, El ulema ümenâ'ül rusul. Alimler peygamberlerin emin insanlarıdır. Peygamberlerdir, Allah'ın emirlerini aynen eksiksiz fazlasız söylerler. Alimler de bu peygamberlerin emin adamlarıdır. Ondan duyduklarını aynen eğip büyümeden söylerler. Doğruya doğru, eğriye doğru. Evet, derler ümenev isra alel ibad, insanlara karşı mâ lem yuhalitü sultan yudâhilü dünya. Ama beni diyanetler başkası yap, başkanı yapsın, Şeyhülislam yapsın diye alime gider yağ çeker. İsabet buyurdunuz efendim. Ne güzel işler yapıyorsunuz. Yağcılık çekerse o zaman haindir. Haindir. Evet, İmam Serahsi, ben eseriyle uğraştığım için 31 cilt eserini tercüme ettik elhamdülillah. Zamanın Hakan'ı, çok sevilen bir hoca. Siyasi iktidar yok. Mollalarıyla karar verirse beni düşürür iktidardan, tingildeyip durur. Sandalyem elinden alır diye. Öyle seviliyor böyle bir alim. Bir bahane bulmuş işte, sarayda bir şey yapmış. O Hakan, zamanın Hakan'ı. Yanlış yapıyorsun demiş. Sen kim olsun hoca demiş. İşine bak. Zaten korkup durur.
hemen tevkif etmiş, hapishaneye atmış. Hapishanenin de en kötü odasına atmış. O odanın içine de kuyu kazdırmış, kuyu atmış hocayı. Fakat ilim adamları öyle mübarek bir adamın ilminden faydalanmak istiyorlar. Tamam demişler, hapsettiğine karışmıyoruz ama hocamıza dersini devam edeceğiz yine. Kuyudan söylemiş, yukarıdan mollalat yazmış. Hiç kitap kalem yok yanında hafızasından. 30 ciltlik mefsut eseri meydana gelmiş. İslam hukukun ana kaynağıdır. Nasıl her hocanın, müçtehidin dayandığı ayetler, hadisleri senetleriyle yazıyor orada. Öyle muhteşem bir eser. Bir gavur dedi ki bana, profesör bunu insan kafası yazamaz dedi. Bunda bir şey var. Var tabii, Allah'ın lütfu var. İnanmadığı için evet yazmış, böyle dik duruyor. Hazreti İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri de çok sevilen bir insan. Hepsi öyle de biz ondan imamımız olduğunu bahsediyoruz. Başka da yapacağım seni demiş Abbasi halifesi. Ben demiş halifelik yapamam. Maksadı böyle sevilen hoca bile benimle çalışıyor. Bak beni tasdik ediyor, tasvip ediyor, dedirtecek. Derdi o. İmam-ı Azam da onun bazı emirlerinin yanlış olduğunu biliyor. Çok seviliyor. Ben demiş başkadırlık yapamam. Yalan söylüyorsun demiş. En büyük hoca sensin. Demiş Halife Hazretleri demiş. Yalancının kadılık yapamayacağı Kur'an'da yazıyor demiş. Madem ben yalancıysam nasıl kadı olabilirim? Bir diyecek bir şey bulamayacağım. Atın bunu hapse demiş. Hapiste kırbaçlarını öldürdüler, şehit ettiler. İmam Şafii de böyle. İmam Malik de böyle. İmam Ahmed İbn Hanbel de böyle. Aha böyle Allah'ın emrini söyleyeceği yerde isabet buyurdunuz efendim. Çok güzel şey diyorsunuz. Makam yükselsin, orada kalsın. Allah böyle adama, alime dönüp bakmaz diyor güzel peygamberimiz. Böyle adamlara müdahane, yavcılık eden dönüp bakmaz. Zulmünü hoş gören, evet halkı zulmünü hoş göreni alimlere dönüp bakmaz. Evet bunlar peygambere hainlik ederler. Evet haindirler. Doğruyu söylerse sadıktırlar. Evet. Fîze dâhalû fîd-dünyâ ve hâletü's-sultân. Ama makam mansıp meşhur olayım, rektör olayım, profesör olayım, işte fulayım, şu alayım, bu alayım. Yani rastgele söylüyorum. Hani siz atıyorum diyorsunuz ya konuşurken. Atıyorum. Böyle yaparsa fakat hanur rusul bütün peygamberlere ihanet etmiştir. Fatezeluhum. Ey müminler, böyle alimlerden uzak durun. Ayrılın onlardan. Bir rivayette fahzeruhum. Sakının onlardan. Onlardan korkun. Dikkatli olun. Onun sözlerini dinlemeyin. Titizlikle Kur'an-ı Sünnet'e uygun mu değil mi? Adam alim 99 tane güzel şey söylüyor. Bir tane İslam'ı yıkacak şey söylüyor. Televizyona da var. Ne güzel konuşuyor Allah. Ama dinin direklerine birini yıkıyor. 99 tane söylüyor ama direğin birini yıkıyor. Öyle adamla var şimdi. Ne güzel konuşuyor, yağ dediriyor. Bir tane çivi çakıyor, küfür çivisini. Allah bunların şerrinden milletimizi, bizleri muhafaza buyursun. Korkun onlardan diyor, sakının onlardan. Hazırlıklı olun. Yararlılarını alın. Çünkü biliyor. Ama Kur'an'a uymayan, sünnete uymayanlardan, şerlerinden sakının. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Evet. Onun yaptıklarını sakın tasvip etmeyen. Evet. Hevasına uyduğu, makam mansıp peşinde duyduğu, duygularından dolayı sakın ha. Evet. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Onlardan uzak kaldığınız, onların sözlerine itibar etmediği sürece kurtuluşta olursunuz. Evet. Kurtuluş bundadır. Evet. Abdullah İbn Abbas'ın hadisi
böyle. Şimdi okuduğumuz hadis böyle. Şu hadisi okuyorum müsaadenizle. Selâsetün lâ yücibühüm rabbuke azze ve cel. Evet. Şu adamın duasını Allah kabul etmez. Hocam dua ediyor mu ediyorum? Olmuyor. Şimdi dikkat et. Kimin duası kabul olmaz? Selâsetün lâ yücibühüm rabbuke azze ve cel. Aziz ve celil olan Allah, senin Rabbin, Habibim. Evet, senin Rabbin, yani müminlere söylüyor tabii Peygamberimiz, Allah'ımız onların duasını icabet etmez. Kim onlar? Racülün nezele beyten haraben. Yıkıldı, yıkılacak. Böyle eğilmiş, duvarı böyle yarılmış, gidiyor dibine oturuyor. Ondan sonra yıkılınca, Allah'ım imdat, yetişin. Görüp durursun, ne oturdun lan? Evet, ne oturdun? Yani biraz duvardan, evden, buradan peygamber evden haber verdi ama kumar oynuyorsun. Kumar oynayanın sonu belli. Don gömlek kalıyorlar. Karısından boşanıyor, çocuklar. Görüp durursun, niye oynuyorsun lan? Ondan sonra beni kurtar ya Rabbi. Ya çocuklar hiç ilgilenmiyor. Nerede sabahladınız, akşamladınız demiyor baba. Ondan sonra hocam hangi duayı okudum? Benim çocuklar beni saymıyor. Namaz kılma iliş bitmiyor beyefendi. Çocukları terbiye etmezsen, iyi yetiştirmezsen aha böyle olur. Seni ağlatırlar. Yıkılacak evin altına oturursan ev üstüne yıkılır. Ondan sonra ne diyor? Bağırıyorsun. Ne bağırıyorsun diyor peygamber. Böyle şeyleri aklı vermiş Allah, düşüneceksin, tehlikeli yerlere girmeyeceksin. Şüpheli şeylerden de sakının diyor Peygamberimiz. Hele burada %100 yıkılacak belli binaya çatlamış, yarılmış, dibine gidiyor, uyumaya kalkıyor. Arabasını park ediyor, üstüne araba yıkılınca da arabam gitti, Allah'ım bana yardım et. Etmez diyor bak. Aziz ve celil olan Allah böyle yıkılacak evin altına oturan, tedbir almayan adama yardım dua etse de dönüp bakmaz. Çünkü kendisini tehlikeye bile bile atmıştır. Öyle olunca Allah-u Teala'nın şu emrini çiğnemiştir. La tulku beydiküm ile tehlike. Kendinizi bile bile tehlikeye atmayın. Bakara 198. Şimdi evet. Çok sıkı trafik var. Şimdi günümüze uygulayalım. Adam uçağa yetişecek, daireye yetişecek, hastaneye yetişecek. Hızlı gidiyor yollardan. Allah çok trafik var. Sen de koşuyorsun. Ondan sonra gelip bir pat vuruyor. Allah'ım, Allah'ım. Yok ya. Bile bile ulan ölümü atladın kendin. Niye bir de dinlemez diyor. Duasını dinlemez. Kırmızı ışık yazıyor. Ne demek? Tehlike, gitme, dur. Hiç dinlemiyor. Gelip bir pat vuruyor. Ondan sonra nasıl bağırıyor? Allah'ım falan. Hiç duasını kabul etmez. Bile bile tehlikeli olan şeyi yaptın mı? Evet. Deveni sağlam bağla. Evet, burada hadis öyle. Deveni sağlam bağla. Ondan sonra Allah'a tevekkül et. Bağlamamış, deve kaybolmuş. Varım yoğun bir deveydi. Evet, arabanı sağlam bir yere park et. Kilitli arkadaş. Alarm tak arkadaş. Hırsızın şey olduğu yerde. Hiçbirini yapmıyor. Allah kerim. Tamam, biz Allah kerim değil demiyoruz ki. Koyuyor geliyor. Allah'ın kanunu bu. Bile bile kendinizi, malınızı tehlikeye atmayın. Emir bu yahu. Buna uymuyor. Ondan sonra bağırıyor. Yok, dinlemez diyor Peygamberimiz. Ve racülün nezele alâ tarîk-i sebil. Evet. Yolun üstüne yapmış. Bize uyuyunca kenara uzanmış. Azıcık kestireyim. Üşenmiş oraya gitmeye. Yok mu öyle canım? Ondan sonra uyuyunca da ayağını uzatıyor.
Araba süren adam ya karısıyla konuşuyor ya kafası bir yere takılı gelip ayağını çiğniyor. Ondan sonra neler beddua diyor. Beddua etme boşuna. Boşuna yorulursun. Allah'ın senin bedduanı dinlemez. Sen sebepsin. Tehlikeye sen attın kendini. Tedbirini almadın sen. Ne güzel prensipler bunlar. Allah'ın kanunu bu. Önce sana düşeni yapacaksın. Yolun üstüne oturmayacaksın. Yolda uyumayacaksın. Orası gelip geçenlerin hakkı. Dalgın olur adam üstünü çiğner geçer. Kimisi uykusuzdur, kimisi kafasında bir şey vardır. Kafasını takmıştır oraya, gözü görmez ya. İnsan kafayı bir şeye taktı mı görmez diyor. Lafı bile dinlemez. Gözü kör mü? Gözü kör olur insanın ya. Kafasında bir şey varsa. Sen niye oraya yatıyorsun? Yatmayacaksın. Öyle diyor Peygamberimiz. Yolun kavşağına, yol ağzına, üstüne yattınız mı? Gelen geçenin hakkıdır. Sen de oraya yatarsan, arabanı park edersen, atını bağlarsan, bile bile tehlikeye kendin atıldığın için Allah senin duanı duymaz. Ona icabet etmez. Suç senin arkadaş. Suç senin. Ya şimdi bir de lanet sebebi bu. Şimdi arkadaşımızla sevdiğimiz adamımız İstanbul Erdoğan adam geliyor. 30 sene sonra gidiyorsun, yanında 3-4 kimseyle senin sevdiğin arkadaş geliyor. Kaldırımdan gidiyorsun. Ahmetciğim, ne kadar özledim seni. Yolun kaldırımını işgal ediyorsunuz. Bazen hararetli konuşurken bir taneniz aşağıya sarkıyor kaldırımdan. Arkadan bir araba geliyor, pat vuruyor, adam öldürüyor. Suç buranın değil. Aşağıya adamın geçme hakkı var. Sen ne, kendini bile bile tehlike attın. Sebep sensin. Kendini intihar etmiş gibisin arkadaş. Yani gelen adam dikkat olsun, bir şey demiyoruz da. Yolu tıkamayan, tıkamayın. Yola yatmayın. Geçenlerin hakkıdır. Tehlike atmaktır. Ondan sonra ağlasan da Allah dinlemez. Evet öyle diyor. Gelip geçenlerin çiğnediği yerdir orası. Arabanı şunu bunu oraya koyamazsın. Evet. Geceleyin de yok hocam buradan hiç araba geçmez. Hayır. Allah'ın yarattıkları yalnız sen değilsin. Cinler de var. Başka yaratıkları da var. Onlar da o yollardan geçerler. Evine gelmezler. Bismillah diyorsun giriyorsun. Şeytanlar da, anarşist cinler de var. Şeytanın at takımı. Onlar da oradan geçer. Onlar da seni çiğner. Çiğnemedi canım. Kafası oynadı. Ha, gene o çiğnedi demek işte. Sana zarar vermiş. Ona doktora gidiyorsun. Ben yapacağım, yaptım. Elimden bir şey gelmez. Aha. Tehlikeye atmayın kendinizi. Evet. Ve aracılın ersele tabbetehu sümme ceale yed'ullaha en yahbiseha. Canavar var, kurt var, çakal var, her şey var dağda. At kaybolur gider. Kafa çalışmıyor ki. Nerede yiyecek varsa oraya gider. Ya 10 dakika demo. Hadi azıcık şey olsun. Salıveriyor hayvanına. İçeri giriyor, bir bakıyor hayvan yok. Allah'ım bana buldur. Allah'ım hayvanım nerede? Yok, boşuna dua etme, dinlemez Allah. Sağla yahu, atını sağla bağla. Arabanın kontağını kapat, kapısını kapat. Şöyle emniyetli bir yere koy. Ondan sonra hırsız alıp götürdüyse hiç boşuna şey etme, çırpınma. Sana düşeni yapmadın. Boşuna dua etme, dinlemez Allah Celle Celaluhu diyor. Birincisi, evet. Evin yıkılacak yere canını koydun. Hırsızın çalacağı yere malını koydun. Evet, hiç düşünmedin. Tedbir almadın. Evet, yoldan geçenlerin hakkını çiğnedin. Evet, onun için Peygamber ne diyor? Akıl ve tevakkal. Bineğini evvela sağlam bağla. Emniyetlere koy, sonra tevekkül et. Kural bu. Kural bu. Ya hocam öyle diyorsun da, zaten ben emniyetli korursam
tevekkül etmeye ne gerek var? Ne kadar emniyetleri basan da araba patlamıyor mu lan? Ya işte sana düşeni yap, Allah ondan dua et, korur o zaman. Aksi halde olmayacak şey olur, Allah Allah, hiç olmayacak şey oldu. Araba patladı, basit şeyden patlar arkadaş. Allah'a sığınacaksın, tamam da önce sana düşeni, tedbirleri, emniyet tedbirini alacaksın. Ondan sonra Tabarani Abdurrahman Hazretlerinden, Abdurrahman Aiz Hazretlerinden El Ezdi, evet, Hazretlerinden radıyallahu anh'tan nakletmiş. Sahabilerden, Allah onlardan razı olsun, şefaatle bizi nail etsin inşallah teala. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife besmele ile beraber, bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerife. On üçer ihlas-ı şerif besmele ile beraber. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا فكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle. Dersimizi kabul eyle.
okuduğumuz süver celili ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhüm salavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullahi aleyhi ve cemaat efendilerimizin ervah kutsilerine, bir cümle ahirete irtihar eden müminatın ervahına, rahmetullahi aleyhi ve cemaat ervah, hasaten eserinde yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve hocalarının ve onun talebelerinin, bizim de üstadlarımızın, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin, bu memleket için canlarını bezleden, sıkıntı kılan şühedanın, kuzatın, tüm geçmişlerimizin ervahını bağışladık. Vasıleyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri de en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzelleştir, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, bizi dünya ahiret sıkıntılarından kurtar ya Rab, akıbetimizde hayır eyle. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini de her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Sübhan Rabbine Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.